Kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni Türk edebiyatına başlıyoruz. Öncelikle Tanzimat edebiyatından başlayacağız. Hazırlık aşamasını birinci kuşak sanatçılarını, ikinci kuşak sanatçılarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Slayt'tan okumayı seven bir insan değilim. Bu nedenle slayta mümkün olduğunca belli başlı ifadeleri koydum. Birçok kısmını kendim aktaracağım sizlere. Bunu da dinlerken not alabilirsiniz. Peki nasıl not alacaksınız? Not alırken arkadaşlar elinizde bir tane konu anlatım kitabı bulunabilir veya başka bir şey bulunabilir, bir defter bulunabilir. Bence bir konu anlatımlı kitabınız olsun. O konu anlatımlı kitaba eğer ki eksik varsa, eğer o kitabınızda eksik varsa birkaç bilgi benim sayemde ekleyebilirsiniz. Sizlerle birlikte şimdi Tanzimat'ın hazırlık aşamasıyla başlayalım kıymetli dostlar. Evet, başlayalım. Tanzimat hazırlık dönemi. Arkadaşlar, Tanzimat hazırlık dönemi dediğimiz uzun bir dönem aslında. Hani biz Rönesans reform hareketleri diyoruz ya, aslında henüz o zamanlarda başlamıştı hazırlık dönemi. Biz bir batılılaşma isteği vardı fakat devlet kendini sürekli üstün görüyordu. Bu yüzden batılılaşmaya yanaşmıyordu. Hazırlık aşamasına başlayacak olsak Tanzimat Fermanı'ndan başlamamız lazım. Tanzimat Fermanı 100 yıllık bir yenileşme gayretinin devlet politikası haline geldiğinin resmi bir ilanıdır aslında. Bu dönemin sadrazamı İbrahim Şinasi'nin de çok sevmiş olduğu Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane-i Hatt-ı Hümayun'da 3 Kasım 1839 yılında okunmuştur. Said Mehmet Paşa, İbrahim Müteferrika ile 1726 yılında ilk Türk matbaasının kurulması bizim Tanzimat döneminde ulaşmamızda Tanzimat Fermanı'nın okunmasına kadarki süreçte ilk adımlardan bir tanesidir. Neymiş arkadaşlar? Said Mehmet Paşa, İbrahim Müteferrika ilk Türk matbaasını kurmasıdır. Halkın devlet işlerinden haberdar olması için Takvim-i Vakai adlı bir gazete çıkarılmıştır. Batılı tarzlarda okullar açılmıştır. Yabancı dil okulları açıldı, tercüme odaları kuruldu. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz kıymetli dostlarım. Hani hangi okullar açıldı, hangi tercümeler yapıldı, bunların hepsini söyleyeceğiz. Encümeni Daniş adlı bir bilim kurulu kuruldu. 11 yılı boyunca bu bilim kurulu, yanılmıyorsam 1860'lı yıllara kadar hizmet verdi. Burada arkadaşlar Joseph von Homer, James Redhouse, Thomas Bianchi bakıldığı zaman bunlar arkadaşlar bu bilim kurulunun içerisindeydi. Ama Türkler de vardı. Kim vardı? Tarihçimiz Ahmet Cevdet Paşa, Ziya Paşa'nın çok hoşlanmadığı Fuat Paşa. Arkadaşlar bu ikisinin birlikte hazırlamış olduğu Kavaid-i Osmaniye adlı Türkçe gramer kitabı da ilk yayınlanan kitaptır. Bu senenin sınav sorusuydu arkadaşlar. 2023 ÖABT sınav sorusu Ahmet Cevdet Paşa Kavaid-i Osmaniye'ydi. Hatırlarsınız. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Burayı bir silelim. İlk modern tarih kitabı olarak arkadaşlar az önce gördüğümüz Ahmet Cevdet Paşa'ya ait Tarihi Cevdet adlı eserdir. İbni Haldun'un Mukaddime adlı eserinin Türkçe çevirisi bu dönemde Subhi Paşa tarafından görevlendirilmiştir. Encümeni Şuara'da yani Şairler Derneği'nde 19. yüzyılda divan edebiyatı anlayışına yakın şiir çalışmaları tanınmış bir edebiyat topluluğu var. Bunun içerisinde bildiğimiz Namık Kemal, Ziya Paşa gibi, İbrahim Şinasi gibi sanatçılarımız da var. Ama onlar henüz burada birazcık daha çaylak dönemlerinde, genç dönemlerinde. Kimin evinde toplanıyorlar? Hersekli Arif Hikmet'in evinde toplanıyorlar arkadaşlar. Beraber orada da şiirlerini okuyorlar. Zaman içerisinde buradaki topluluk, bu topluluktaki üyeler bir sadeleşme çabasına girecekler fakat başarılı olamayacaklar. Az önce söylediğimiz Avrupa'da gerçekleşen hümanizm, Rönesans, reform hareketleri hazırlık döneminin başlatıcılarındandır. Francis Bacon, Thomas Hobbes, Voltaire, Montesquieu, Kant bunlar arkadaşlar
Peşin yargılar, dogmalar, dogmatik inançlar, batıl inançlar yerine insanların aklın yani klasisizmin, bakın neymiş arkadaşlar? Klasisizmin önemli olduğunu söyler ve artık akla inanmaya başlarlar. Bunlardan kim etkilenecek? İlk etapta arkadaşlar İbrahim Şinasi etkilenecek, değil mi? İbrahim Şinasi etkilenecek. İbrahim Şinasi etkilenecek. Sonrasında göreceksiniz Ahmet Cevdet Paşa da etkilenecek. Birçok kişi etkilenecek. Aklın büyük bir değer olarak öne çıkması, pozitif bilimlere işlenmesi, pozitif bilimler buna kim gelecek arkadaşlar? Buraya da Sadullah Paşa gelecek. Sadullah Paşa. Nerede? Hangi eseriyle? 19. asır manzumesiyle. Yani aklın büyük bir değer olarak öne çıkarılması, pozitif bilimlerin işlenmesi, Avrupa'da 1750 yılından itibaren başlayan hızlı bir biçimde dünya gidişatını değiştiren sanayi devrimi buranın bu dönemin hazırlık dönemlerinden bir tanesidir. 1840 yılında İstanbul'da İtalyanlar tarafından yapılan, bakın İtalyanlar yapıldı ama Fransız tiyatrosudur bu. Bosco Tiyatrosu'nu açtılar. 1843 yılında burada arkadaşlar İtalyanlar İstanbul'da bu Fransız tiyatrosunu açıyorlar. 1854'te yerli teşebbüsle Hacı Naum'un yaptırmış olduğu tiyatro binası açılıyor. Naum binası diyeceğiz. Naum tiyatro binası diyeceğiz. İlerleyen zamanlarda göreceğimiz. Devam edelim. Şimdi tercüme odasının katmış olduğu eserler nelerdir? Bakalım arkadaşlar hangi eserleri katmışlar? Önemli olanları aldım buraya. Münif Paşa'nın Muhaverat-ı Hikemiye. Bakın burada felsefi diyaloglar geçer. Bu da zaman içerisinde çıkmış bir öğabeti sorusuydu. Muhaverat-ı Hikemiye. Yusuf Kamil Paşa, Telemak. Kimden çeviriyor? Fenelon'dan. Fakat başarılı mı? Arkadaşlar başarısızdır. Bakın tekrar ediyorum. Başarısızdır. İlk roman çevirisidir ama ilk çeviri değildir. İlk roman çevirisidir ama ilk çeviri değildir. Buna niye başarısız dedim? Başarılısını kim çevirecek arkadaşlar? Başarılı bir şekilde çevirisini Ziya Paşa yapacak. Münif Paşa, Hikaye-i Mağdurin. Arkadaşlar hangi kitaptı bu? Sefiller. Kime aitti? Victor Hugo'ya. Hatırla, unutma. Lütfi Efendi, Robinson Crusoe, Theodor Kasap, Monte Cristo. Ethem Pertev Paşa, Tıflı Naim, Otto Warima nazım şekliyle yazılmış. Ethem Pertev Paşa sadece Tıflı Naim mi çevirdi? Hayır. Birazdan göreceğiz değil mi? Münacat falan. Recaizade Mahmut Ekrem, Atala yahut Amerikan Vahşileri. Emin Sadık, Paul ve Virginie. Ahmet Mithat Efendi, Kamelyalı Kadın. Kadri, Topal Şeytan, Muallim Naci, Terez Reken, Şemsettin Sami, Sefiller, Şeytanın Yadigarları gibi eserler çevrilmiş olacak tercüme odasında, unutma. Okullar. Arkadaşlar bu dönemde dedik birçok yabancı okul açıldı. Birçok okul açıldı. Mekteb-i Riyaziye, Hendese Odası adıyla Mühendislik Mektebi. Mühendishane-i Bahri Hümayun, 2. Mahmut döneminde Kara ve Deniz Harp Okulu öğrencileri Avrupa başkentlerine gönderildi. Nerede? Mühendishane-i Bahri Hümayun'da. Unutmayalım. İkinci Mahmut döneminde arkadaşlar Düşti isimli ilkokullar açıldı ve ilköğretim zorunlu hale getirildi. Mektebi Tıbbiye arkadaşlar. Mektebi Tıbbiye burada Fransızca eğitim veriyordu. Mızıkayı Humayun 1831 yılında Mektebi Ulumu Harbiye Darül Muallim erkek öğretmen okuludur arkadaşlar burası. Darül Muallimat bu da kız öğretmen okuludur. Darül Maarif üniversite öğrenci yetiştirmek için orta öğretim sayesinde açılan bir okuldur. Encümeni Daniş az önce bahsettiğimiz 11 yıllık bir bilim kurulu. Gazeteler var bu dönemde arkadaşlar. Birçok önemli gazetemiz var. Neydi bunlar? Bunların ilki arkadaşlar, ilk bilmemiz gereken. 1831 yılındaki Takvimi Vakayı. Bak, kaç yılında okumuştu? 1839 yılında okumuştu. Ama ben gazete ne zaman çıktı diyorum? 1831 yılında çıktı diyorum. Unutma. Peki Tanzimat dönemi ne zaman başlayacak?
Tanzimat dönemi 1860 yılında başlayacak. Yani buradan buraya 21 yıllık bir hazırlık süreci vardır. 1840 yılında devlet yardımıyla William Churchill'ın çıkardığı Ciddi Havadis ilk yarı resmi gazetedir. Neden William Churchill diye İngiliz sefirine bir gazete çıkartmasına izin veriyoruz? Arkadaşlar, o dönemde William Churchill dışarıda avlanırken mi başka bir şeyken mi ne bir çocuğu öldürüyor. İstemsizce olabilir ama bir çocuğu öldürüyor. Bunun üzerine mahkemelik oluyor ve Akif Paşa o dönemin kadılarından bir tanesi. Aynı zamanda göreceksiniz dahiliye nazırıdır kendisi. William Churchill'ı içeri atıyor. Fakat bir yerden sonra İngiliz hükümeti William Churchill'ın serbest bırakılmasını istiyor. Ve bunun üzerine de Akif Paşa'yı da cezalandırıyorlar. Hatta Adem kasidesini falan yazıyor sonrasında. William Churchill'e de ödül şey yani af dilemek için ya da özür mahiyetinde devlet yardımıyla Ciridi Havadis gazetesinin çıkarılması söyleniyor ve Ciridi Havadis gazetesini böylelikle çıkartmış oluyorlar. Şimdi gelelim bir de arkadaşlar Tanzimat döneminin başlangıcına. İlk özel gazeteyle çıkar. Nedir? Şinasi ile Agah Efendi'nin birlikte çıkartmış oldukları Tercüman-ı Ahval gazetesi. Fakat daha sonra Ciridi Havadis'te olan atışmalarından dolayı Şinasi'nin Agah Efendi bırakır. Bırakınca da gazete kapanır. 1862 yılında Tasviri Efkar adlı bir özel gazete daha çıkartır. Bu da bizim ikinci özel gazetemiz. Bu birincisi, bu ikincisi. Burada yine Ciredi Havadis'le tartışmalarına devam eder. Kime güveniyor peki Şinasi? O dönemde arkadaşlar Mustafa Reşit Paşa'ya güveniyor. Mustafa Reşit Paşa vefat edince hop Avrupa'ya kaçıyor. Tasviri Efkar'ı Namık Kemal'e bırakıyor. 1862 yılında çıkarılan Mecmuai Fünun arkadaşlar ilk Türkçe bilim dergisidir. Zaten fünun fenler demektir. Fen kelimesinin çoğuludur. Bunu da unutmayalım. 1866 yılında Ali Suavi tarafından çıkarılan Muhbir gazetesi vardır. Muhbir gazetesinin şöyle bir özelliği de vardır arkadaşlar. Bilirsiniz Ali Suavi bir yerden sonra yurt dışına kaçar. Kaçtığı zaman yurt dışında Muhbir gazetesini çıkartmaya devam eder. Bu yüzden yurt dışında çıkarılan ikinci gazetemiz Muhbir'dir. İlk başta tekrar ediyorum Osmanlı'da, sonrasında ise Avrupa'da çıkarılır. 1866 yılında Eğribozlu Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılan Ayine-i Vatan ilk resimlidir. Zaten ayine ayna demektir. Burada arkadaşlar aynadan kası zaten resimdir. Devam edelim. Gazetelerden devam edeceğiz arkadaşlar. 1868 yılında Namık Kemal ve Ziya Paşa Londra'da birlikte Hürriyet gazetesini çıkartırlar. Fakat bu beraberlik yaklaşık 6 yıl sürer. Sonrasında Namık Kemal Ziya Paşa'nın fikir değiştirmesinden dolayı gazeteden ayrılır. Namık Kemal ayrılınca Hürriyet gazetesi eskisi gibi satmaz. Bu yüzden Ziya Paşa'yı da hükümet affetmek ister. Bu yüzden gazeteyi satın almak ister. Namık Kemal gittiği için zaten Hürriyet gazetesi eski itibarını kaybetmişti. Bunun üzerine Ziya Paşa da Hürriyet gazetesini satar ve tekrardan Osmanlı'ya gelir. Ali Raşit ve Filip Efendi'nin çıkartmış olduğu Terakki gazetesi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar haftada bir olmak üzere kadınlara mahsus çıkartılmış bir gazetedir. İleride göreceksiniz zaten Ahmet Rasim de böyle bir şey yapıyordu değil mi? Hatırlarsınız Leyla Feride müstaharıyla yapacak bunu. Devam edelim. 1869 yılından Kırım'da Sıtkı Efendi tarafından Mümeyyiz adlı gazete çocuklar için çıkartılmıştır. 1870 yılında Theodor Kasap tarafından çıkartılan Diyojen ilk mizah gazetesidir. Burada arkadaşlar bir de devamında Theodor Kasap gidiyor bir hayal bir de Çıngıraklı Tatar adlı iki gazete daha çıkartıyor. Vartan Paşa tarafından çıkartılan Boş Boğaz Bir Adem ilk Türkçe mizah dergisidir. Bak bu ilk mizah dergisi, bu ilk Türkçe mizah dergisi. 1872 yılında Namık Kemal tarafından İbret çıkartılır. 1872 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından Devir ve Bedir adlı gazetelerde çıkartır. Fakat bunlar kısa sürelidir. Bunlardan hemen sonra neyi çıkaracak? Ahmet Mithat Efendi Tercümanı Hakikat gazetesini çıkaracak. Devam edecek olursak arkadaşlar, Ebu Ziya Tevfik tarafından Hadika gazetesi çıkarılmıştır. 1875 yılında Kemal Paşazade Said'in başyazarlığını yapmış olduğu Vakit gazetesi çıkartılmıştır. Müsaadenizle hemen geliyorum kıymetli dostlar. Kusura bakmayın dostlar. Geldim.
Vakit gazetesini çıkartmıştır. 1876 yılında Sabah gazetesini ve Tercüman Şark gazetesini 1878 yılında Şemseddin Sami çıkartmıştır. Tercüman Hakikat. Bu arkadaşlar 30 yıl boyunca sürer. Ahmet Mithat Efendi yazar. Damadı Muhallim Naci de gazetenin başında bunları basar. Devam edelim. Mizancı Murat tarafından çıkarılan Mizan gazetesini biliyorsunuz. Mizancı Mehmet Murat, Mahmut Celaleddin tarafından çıkarılan Hazine-i Fünun ilk edebi dergimizdir. Bak, daha öncesinde ne dedik? Dedik ki, gelelim buraya. Şuraya dedik ki Mecmua-i Fünun ilk Türkçe bilim dergisi. Hop geliyoruz buraya. Hazine-i Fünun ilk edebi dergimiz. Hocam çok önemli mi? Bana sorarsınız arkadaşlar. Gazeteler hepsi önemli değil. Hangileri önemli peki hocam? Bana bunları söyle. Yeterli olsun. Bak. Şimdi sana tik atacağım. Bu tikleri unutma. Takvim-i Vakayı Allah'ın emri. Ceride-i Havadis Allah'ın emri. Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar Allah'ın emri. Mecmua-i Fünun bana sorarsan bir. Muhbir çok bilmenize bence gerek yok. Hani sorarlarsa Ali Suavi sorarlar. Çünkü herhangi bir özelliği muhbirin yok. Aine-i Vatan bilinebilir, bilinmeyebilir. Bilmenizde fayda var. Devam edecek olursak. Başka kimi bilelim? Arkadaşlar, Londra'da çıkarılan Hürriyet gazetesi zaten bunu artık adımız soyadımız gibi biliyoruz. Kadınlara mahsus gazetenin arkadaşlar bu sene ben bu aralar ÖSYM'nin kadınlara taktığını düşünüyorum. O yüzden Terakki gibi bir gazeteyi soracaklarını düşünmüyorum ama hani çok zorlamak isterlerse neden sormasınlar? Yani İhsan Raif Hanım çıktı, Leyla Erbil çıktı, Tomris Uyar çıktı. Yani bu dönemlerde ÖSYM birazcık daha kadın sanatçıları ya da kadınlarla ilgili durumlara takmış durumda. O yüzden bence Terakki de çıkabilir. Bilmiyorum tabii ki. Mümeyyiz arkadaşlar, Mümeyyiz'in ben daha çok çocuk edebiyatında çıkacağını düşünüyorum. Hani olur da edebiyat öğreticiler baksın mı bana sorarsanız çok da bilmenize gerek yok. Diyojen'i zaten biliyoruz. Boşboğaz bir Adem'in çıkacağını düşünmüyorum. Ama ilk Türkçe mizah gazetesi olduğunu unutma yine de. İbret gazetesinin çok bir özelliği yok. Namık Kemal olmasa bilineceğini de düşünmüyorum. Devir ve Bedir'de yine az önce İbret gazetesi için söylediğim şeyler geçerli. Çünkü Ahmet Mithat Efendi'den soracak olursan gidersin tercümanı hakikati sorarsın. Hadika çok önemli mi? Bence Hadika da önemli değil arkadaşlar. Vakit gazetesi önemli değil bence. Sabah gazetesi ve tercümanı şark önemli gazeteler değil fakat Şemsettin Sami'yi sorarken metinde verilebilir. Tercüman hakikati önemli biliyorsunuz zaten. Mizancı zaten isimden çıkıyor. Hazine-i Fünun ilk edebi dergimiz. Çok zorlayacağımız bir durum yok. Devam edelim. Bu dönemde arkadaşlar mizah ve hiciv bol bol gerçekleşmiştir. Batılı anlamda ilk mizahi yazısı Ethem Pertevpaşa'ya aittir. Ethem Pertevpaşa'yı anlattığımız zaman üzerine daha fazla duracağız. Avavaname. Benzer bir şeyhin yazacak Namık Kemal Hırrename. Ziya Paşa Zafername adlı bir mizah yolu hiciv yazmıştır. Kime yazmıştı? Onu da daha detaylı göreceğiz. Ali Paşa ve Fuat Paşa'ya yazmıştı. Ama ağırlıklı kimeydi? Ali Paşa, evet. Direktör Ali Bey'in yazmış olduğu Lehçetül Hakayık. Bu da arkadaşlar ilk mizah sözlüğü Seyyarener'de yine bu dönemin mizah eserlerinden bir tanesiydi. İlk hiciv kitabına yani eleştiri kitabına bakacak olursak Tahribi Harabat, Takibi Harabat 1, Takibi Harabat 2. Bir de dönelim arkadaşlar ilk eleştiri yazısına bakalım. İlk eleştiri yazısı Namık Kemal'in kaleme almış olduğu Lisan-ı Osmani'nin edebiyatı hakkında bazı mülahazat-ı şamildir adlı yazısıdır. Bu yazıyı yazarken de aslında amacı sade dile dönmektir. Fakat henüz başlıkla patladığı için çoğu halk bu durumu anlamaz. Bu yüzden Namık Kemal istediği yolu alamaz. Devam edelim kıymetli dostlar. Ahmet Cevdet Paşa. Arkadaşlar Ahmet Cevdet Paşa bu senenin sınav sorusuydu. Neden? Bir sonraki sene çıkmasın. Ha, çıkar mı? Bana sorarsanız iki defa üst üste Ahmet Cevdet Paşa'yı sormazlar.
Kavaid-i Osmaniye arkadaşlar bu eseri Fuat Paşa ile birlikte kaleme almıştır. Bizim ilk kadın romancılarımızdan biri olan 50 TL'nin arkasında da resmi olan Fatma Aliye Hanım'ın babasıdır. Fatma Aliye Hanım'ın manevi babası kim? Ahmet Mithat Efendi. Bak, manevi babası derse Ahmet Mithat, babası derse Ahmet Cevdet Paşa. Unutma. Hatta Ahmet Mithat Efendi'ni hayal ve hakikat adlı bir roman yazacaklar. Eski edebiyatın kuralları olan Belagat-ı Osmaniye adlı bir eserle çıkış yapar. İkdam gazetesini çıkartır ve bu bir Türk gazetesidir. Mecelle adlı eserinde İslam hukukunu kitaplaştırır. He hocam, önemli mi? Bana sorarsan değil. Tarihi Cevdet zaten isminden çıkar, 12 ciltlik bir eserdir kıymetli dostum. Şimdi buraya kadar geldik. Bakıldığı zaman çok rahat Ahmet Cevdet Paşa'yı anlayabiliyoruz. Devam edelim. Şimdi sırada kim var? Bakalım. Akif Paşa. Akif Paşa'dan ne gelecek karşımıza? Ne çıkacak? Arkadaşlar, Akif Paşa Tanzimat Edebiyatı'nın hazırlık dönemi sanatçılarından bir tanesi. Bu bir devlet adamı. Az önce bahsettik ya William Churchill olayında. Peki bu adam Yozgat doğdu arkadaşlar, fakat çoğu kaynakta Bozoklu Akif Paşa diye bilinir. Ne diye bilinecekmiş arkadaşlar? Bozoklu. Şimdi X bir kaynakta gördünüz. Bozoklu Akif. Direkt aklınıza başka bir şey gelmesin. O bizim Akif Paşamızdır arkadaşlar. Özel hocalardan eğitim gördü, öğretim gördü ve onlar sayesinde birçok mevkiye, vezirlik, işte dahiliyenin hazırlığı, katılık gibi birçok şeye başladı. Kindar bir abimiz, kavgacı bir abimiz, ikbalperest bir abimiz. Bu yüzden arkadaşlar biz huysuz, bedbin, ikbalperest ne demek isterseniz deyin, kindardır, kavgacıdır. Bu abimiz için bunu söyleyebiliriz. Düzyazıyı politik uğraşında araç olarak kullanmıştır. Siyasi olarak düzyazıyı araç olarak kullanır. Hece ölçüsüne yazmış olduğu eserleri var mı? Var arkadaşlar. Torunu ölüyor. Torununun ölümüne bir mersiye yazıyor. Torunun ölümü üzerine yazmış olduğu mersiye hece ölçüsüdür. Hece ölçüsü de kaleme alınmıştır. Saz şiiri tarzında mıdır? Evet arkadaşlar, saz şiiri tarzındadır. Peki bunun haricinde hece vezini koşma biçiminde yazmış olduğu eser yok mu? Var arkadaşlar. Şeyh Müştaka Mektup var. O da bu dönemin önemli eserlerinden bir tanesi. Bizim bilmemiz gereken en önemli eseri Adem kasidesi. Adem ne demek? Yokluk demek, hiçlik demek. Yokluk kasidesi. Fakat bunun nihilizmle herhangi bir felsefi olarak alakası, etkisi yoktur arkadaşlar. Divan edebiyatındaki mahalleleşme akımının etkisindedir. Şimdi bu kadarını söyledik. Peki hocam, bu adamın başka bir şeyi yok mu? Var güzel kardeşim, bak. Tapsırası var. Tapsıra adlı eseri bana sorarsanız karşınıza çıkabilir. E hocam, nereden biliyorsunuz? Nasıl çıkabilir diyorsunuz? Çünkü arkadaşlar, Açık Öğretim Fakültesinin sınavlarına baktığınız zaman Akif Paşa'nın tapsırasını sorabiliyorlar. E bu da ne demek oluyor bana? Burada da sorabilirler. Şeyh Müşteka mektubu vardı dedik. Peki başka ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Akif Paşa'nın birçok eseri var. Sadece işte Tapsıra, Adem kasidesi, toruna yazmış olduğu mersiyeyle bitmez. Çoğuna bakıldığı zaman politik olduğu için karşımıza çıkmayacak arkadaşlar. Bu yüzden onları söylemeyi doğru bulmuyorum. İşte ne var? Hocam bir örnek ver. Risaletül Finansiye ve Siyasiye. Bak gördün mü? Hemen siyasi gördün. Muharatı Hususiye. Yanılmıyorsam öyle bir eserdi. Ya da Muharatı Hususiye'ydi arkadaşlar. Öyle bir eseri de vardı. Onu da sürgünde bulunduğu dönemlerde yazmıştı. O dönemde vermiş olduğu mektuplardı. Unutmayalım arkadaşlar. Peki Tapsıra adlı eserine bakacak olursak. Tapsıra adlı eserinde neyden bahsediyor? Arkadaşlar, Tapsıra adlı esere bakıldığı zaman anlamsal olarak şunu söylüyor. İnsanın gözünü açan bilgi anlamına gelir. E bu da ne demek oluyor? Bize bunu da arkadaşlar Akif Paşa şunu söylemeye çalışıyor. Dahiliye Nazırlığı sırasında Churchill hadisesi üzerine ne yaşadıysa insanın gözünü açması gerektiğini burada bizlere aktarır.
Söz konusu olan bu Churchill vakasının iç yüzünü bizlere aktarır. Pertep Paşa'ya anlatır. Pertep Paşa da bunu günlük şeklinde jurnallemiştir. Devam edecek olursak arkadaşlar, bir sıradaki sanatçımız kim bakalım? Sürpriz olsun. Sadullah Paşa. Sadullah Paşa. Evet arkadaşlar, Sadullah Paşa az önce bahsetmiş pozitivist sanatçılardan bir tanesi. Bu abimizden yanılmıyorsam Erzurum'da dünyaya gelmişti arkadaşlar. Özel hocalardan birçok Arapça, Farsça, fıkıh veya kimya da yanılmıyorsam almıştı. Birçok branşta dersler almıştı. Bu abimiz ilk pozitivist düşünceli sanatçılarımızdan bir tanesidir. Bu yüzden biz şunu söyleyebiliriz. Batı'ya hayranlığıyla bilinen sanatçıdır. 19. asır manzumesinde de Batı'ya hayranlığından bahseder. Lamartine'in Göl adlı şiirini Homeros'tan da İlyada Destanı'nın bir bölümünü çevirmiştir. Şimdi bütün kaynaklarda şu geçiyor ama bazı kaynaklarda şu geçmiyor. Geçerse aklınızda bulunsun. Bunu yapan da Sadullah amcamız. Devam edelim. İstanbul'da bir kütüphane kurdurmuştur. Berlin Mektupları Tanzimat Devri seyahatinin ilk seyahat kitaplarının ilk örneklerinden bir tanesidir. Peki başka bir eseri yok mu hocam bunun? Sanki bir sözlüğü daha var değil mi arkadaşlar? Sözlüğünün adı neydi? Layiha. Neymiş sözlüğünün adı? Layiha adlı bir sözlüğü vardır. Şimdi arkadaşlar bize Özsevme ne sorar buradan? 19. asır manzumesini sorar. Peki hocam ben 19. asır manzumesiyle ilgili ne bilmem lazım? Arkadaşlar burada insanlığın var olduğu günden beri oluşturmuş olduğu tanrı, kainat, akıl, medeniyet anlayışı nasılsa bunu akıl, ilim ve fen sayesinde ulaştığı medeniyet anlayışını karşılamaya yönelik yazılmıştır. Ve bu o konuda yazılmış olan ilk ciddi şiirlerden bir tanesidir. Doğu ya da batı ayrımı yapmamıştır. İnsanlığın inandığı yahut kabul ettiği anlayışları mukayese etmiştir. İşte Tanrı, kainat, akıl, ilim ve fen ile ne yapacak arkadaşlar? Mukayese edecek. Sosyal hayatta hürriyet, eşitlik, kanun hakimiyeti, insan haklarının gözetilmesi gibi ifadelere, konulara yer verecek. Manzumenin her bir beyti bu yüzyılda arkadaşlar 19. yüzyılda özellikle nasıl söyleyelim? Bir yeniliği ya da eski ile yenini mukayesesini ifade eder, karşılaştırır diyeceğiz. Burada arkadaşlar divan edebiyatının bütün edebi sanatlarından da kendisi sıyrılmıştır. Bu şiirin yazıldığı sırada pozitivizmi ve materyalizmi aşırı derecede savunan bir sanatçımız vardı. Neydi onun adı? Beşir Fuat. Beşir Fuat arkadaşlar yalnız divan edebiyatına karşı değildi. Tanzimat'tan sonra batılı romantikleri taklit eden yazarlara da karşıydı. Fakat Sadullah Paşa ile Beşir Fuat arasındaki en büyük benzerlik arkadaşlar şudur. Ölümleri de birbirine benzer. Ölümleri birbirine benzer derken hocam Sadullah Paşa da tıpkı Beşir Fuat gibi intihar eder arkadaşlar. Bak pozitivist sanatçılar, materyalist sanatçılar üzerine bir de intihar etmişler. Sadullah Paşa ile Beşir Fuat'ın bu benzerliği gözünüzden kaçmasın cancağız. Hani intihar etti dediğiniz zaman hemen aklınıza Beşir Fuat gelmesin. Pozitivist, materyalist dediği zaman hemen aklınıza Beşir Fuat gelmesin. Sadullah Paşa da böyle bir kafanızı yoklasın. Pertep Paşa. Şakacı ve hoş sohbet birisidir arkadaşlar. Bakıldığı zaman zaten o dönemin hani bizim daha doğrusu edebiyatımızın ilk mizah sanatçılarından bir tanesidir. Voltaire'den Münacat, Rousseau'dan Bekayı Hayat, Victor Hugo'dan Tıflı Naim. Tıflı Naim nasıldı arkadaşlar? Ottovarima. Ottovarima. Nazım şekliyle yazılmıştı. Evet. Abdülaziz için de arkadaşlar bir destan kaleme almıştı. Burada öyle bir yazmıştık. Kelleme gibi olmuş. Bu sanatçımız da yanılmıyorsam arkadaşlar tıpkı Sadullah Paşa için Sadullah Paşa gibi o da Erzurumluydu. Divan katibi olarak bir dönem babasının öldükten sonra Trabzon valisinin yanında yanılmıyorsam divan katibi olarak çalışmıştı.
Kendisi arkadaşlar ilk Türk mizahçılarından bir tanesidir dedik. Başka ne söyleyelim? Birçok destan eseri var arkadaşlar. Şimdi biz burada birkaç tanesini ele aldık ama aklıma gelenleri yine de söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi Hapname arkadaşlar. 33 sayfalık bir mektuptan oluşuyor. Rüyada yapılmış olan konuşmalar yer alır. Neymiş arkadaşlar? Hapname. Hap zaten uyku demek. Hapname, uyku kitabı. Burada arkadaşlar rüyasını gördüğü zaman görmüş olduğu rüyalarını 33 sayfa şeklinde yazmış. Ebu Züya Tevfik'in Farmasonluk adlı meşhur makalesinde Ethem Pertepaşa'yı devrin ünlü masonları arasında zikretmesi de arkadaşlar bu hapnameden dolayıdır. Devam edecek olursak arkadaşlar bir tane daha eseri vardı. Avavaname hatırlarsınız. Az önce söylemiştik. Şimdi yanlış olmasın. Arkadaşlar orada Kelbiyyün mezhebi vardı. Kelbiyyün mezhebi. Orada bir filozofla Kıtmir adlı köpek arasında mizahi bir diyalog geçer. Şimdi kelp dediğimiz şey neydi? Hatırla nefiden kelp köpek demekti. Müftü Efendi bize kelp demiş. Pardon, Tahir Efendi bize kelp demiş. Ben Maliki mezhebiyim. Mezhebimce kelp Tahir'dir. Yani kelp neydi? Köpek demekti. Avavaname de arkadaşlar. Kıtmir de hatırlayın Ashab-ı Kehf'ten bir köpekti. Burada arkadaşlar bir filozofla kanaat sahibi Kıtmir arasında geçen bir mizahi diyalogdur. O dönemde arkadaşlar şöyle bir şey gerçekleşiyor. Sahipsiz köpeklerin İstanbul'dan uzaklaştırmasını teklif eden bir makale vardı. Şinasi'nin Tasviri Efkar gazetesinde. Bunu tehzil mahiyetinde kaleme almıştır. Bir diğer eseri Kırmızı Bayrak. Kırmızı Bayrak arkadaşlar Fransa'daki komünizm hareketi yanılmıyorsam ondan dolayı sosyalizme karşı yazılmış olan bir reddiyeydi. Hocam ben kırmızı bayrağı bileyim mi? Bana sorarsan kırmızı bayrak senin çok da karşına çıkmaz. Ama Hapname çıkabilir. Tıflı Naim çıkabilir. Abdülaziz için yazılan destan çıkabilir. ÖSYM bu ara zorlamaya başladı. Demek ki zorladığına göre bunlar neden çıkmasın? Avavaname çıkabilir arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım sıradaki abimiz kimmiş? Ali Suavi. Arkadaşlar Ali Suavi sarıklı ihtilalci diyanıdır. Peki bu abimiz niye sarıklı ihtilalci diye anılıyor arkadaşlar? Sarıklı ihtilalci diye anılmasının ana sebebi ya 4. Murat'tı ya da 5. Murat'tı. Onu tekrardan tahta çıkartmak ister. Bunun üzerine Çırağan Sarayı'nı basar. Tabii kesin bir malumat yok ama bildiğim kadarıyla en azından Çırağan Sarayı'nı basar. Orada Beşiktaş Karakol Muhafızı Hasan Ağa vardır. Hasan Ağa'nın başını topraklı şey sopayla vurur. Sopayla vurduğu sırada ölür. Öldüğü için arkadaşlar Ali Suavi de sarıklı ihtilacı olarak anılmaya başlanmıştır. Bu olaydan sonra sarıklı ihtilacı, sarıklı ihtilacı, sarıklı ihtilacı diye anılacak. Peki İstanbul'da doğan bu abimiz arkadaşlar Muhbir adlı bir gazete çıkartır. Bu onun en önemli yayın organıdır. Daha sonra nerede çıkaracak bunu? Avrupa'ya kazacak. Avrupa'da çıkaracak arkadaşlar. Niye? Çünkü burada sürekli siyasi ve sosyal meselelerle ilgili makaleler yayınlamıştır. Avrupa'ya kaçmak zorunda kalacak. Nereye gidecek? Paris'e. Paris'te Ulum gazetesinde kültür tarihi, tarih, dini konular, felsefe, eğitim gibi birçok alanda eserler verecek. Kendisi arkadaşlar Jön Türkler tarafından milli bir kahraman olarak benimsenmiştir. Unutma bak. Net neymiş bu arkadaşlar? Jön Türkler tarafından milli bir kahramandır kendisi. Yeni Osmanlılar grubu buna ne diyecek? Jön Türkler buna ne diyecek? Milli bir kahraman. Jön Türkler ayrı yazılması lazımdı ama ben bitişik yazdım. Hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar peki başka? Lekiva en Mars. Arkadaşlar burada hani çok uzatmanın anlamı yok. Hive. Hive adlı bir eseri vardır arkadaşlar. Buradaki Hive nasıl söyleyelim sizlere? Rusya'nın Orta Asya'daki bir Müslüman Türk hanlı olan Hive'yi aktarır. Hive'yi arkadaşlar zapta
hazırlandığı dönemde kaleme almıştır, zapta geçirmiştir ve bizlere Hive'yi anlatır. Bunu 1878 yılında Paris'te yayınlar. Kamus-ül Ulum ve Maarif adlı bilgilendirme sözlükleri vardır. Ali Paşa'nın Siyaset adlı bir eleştirisi vardır onun için. Peki devam edecek olursak arkadaşlar bir de neydi onun adı ya? Propos de bir şeydi arkadaşlar ama tam hatırlamıyorum. Propos'la başlıyordu yanılmıyorsam da. Propos yazalım şuraya da. Bakarsanız eğer istiyorsanız. Propos. Çok önemli değil ama içinde Ali Suavi'nin de bulunduğu, kendi eliyle yaptığı iki tane haritanın bulunduğu bir eserdir. Çok önemli değildir. Az önce de tekrardan sizlere söyledim. Çok önemli değil. Sefaretnami Fransa vardı hatırlarsınız 28 Mehmet Çelebi'nin. Arkadaşlar bunu da kendisi gider neşreder. Takvim-ü Tevarih adlı bir eseri var. Bu da Katip Çelebi'nin eserindeki notları bir de o notlara eklemeler yapar. Tercüme-i Lügaz var. Fakat dediğim gibi çok önemli değil. Daha birçok eseri var. Ben sadece bazılarını söyledim. Hive'yi unutmayın arkadaşlar. Ben bir gün Hive'nin çıkacağını düşünüyorum. Yani bu şekilde değil de. Hive adıyla karşınıza bir şey çıkarsa bilin ki Sarıklı ihtilacı. Anlaştığımızı düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar en azından hazırlık dönemini bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dönemde yani Tanzimat dönemi birinci kuşak sanatçıları ve genel özellikleriyle birlikte olacağız.